Esat Erdoğan'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi bunca yıl köprünün altından o kadar su aktıktan sonra? Erdoğan görüşebiliriz, niye görüşmeyelim ki dedi. Davet bekliyoruz dedi. Esat yıllardır söylediğini söylemeye devam etti. Tabii ki komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmak isteriz dedi. Ama toprak bütünlüğümüze saygı gösterilmeli. Yıllardır Esat diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarından çekilmeden ve muhalif silahlı güçlere desteğini kesmeden Erdoğan'la görüşmem çünkü bir anlamı yok. Şimdi Erdoğan'ın birdenbire görüşme isteği Esad'ın bu şartlarla ilgili duruşunu değiştirmedi. Son dönemde çağrılarını sürdürüyor ısrarla Erdoğan. Bunu biliyoruz. Kabine sonrası da bu konuyla ilgili konuştu Erdoğan. Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz dedi. Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Küresel gerilimlerin ürkütücü boyutlara ulaştığı, büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı, bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara sadece bizim değil, komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz. Şunu artık herkesin idrak etmesi gerekiyor. Bölgesel işbirliğini ve dayanışmayı ne kadar artırırsak giderek büyüyen tehditler karşısında o derece mukavemet kazanırız. Diğer türlü bir asır önceki gibi coğrafyamızın sınırlarının yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmesine engel